Referandum nedir? Referandum halk oylaması. Vallahi hiç bilgim yok. Yani çok görüyorum ama bilmiyorum. Hiç bilgim yok. Referandum bir oylamadır sonuçta. Halk tercih yapacak. Halk oylaması bir konu üzerinde halkın fikrini almak. Bir ulusun genel oylaması demektir. Hiç bilgim yok maalesef. Yani bilmiyorum. Mecliste alınan kararların halka sunulması, kabul edilmesi diye biliyorum. Ben referandumu halkın sesi olarak düşünüyorum. Referandum demek bir başkanı seçmek. Başkanı seçmek. Referandum görüşme demektir. Ne olacak referandum? Karar vermek, görüşmek. Yeni bir şeyi onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Değil mi? Bilmiyorum. Halk oylaması demektir halkın vereceği karara. Yani halka sunulan şeye referandum diyorlar. Yani halk bilir en iyisini, millet seçer. Yani ben öyle biliyorum referanduma, halka başvurmak demektir. Bir konu hakkında iki tane seçenek vardır. Bunun referandumu yapılır. Hangisi kabul edilirse halka sunulur. Hangisi daha fazla oy alırsa ona referandum adı verilir. Bir konuyu belirlemektir efendim. Benim mantığım. Bu kadar. Nasıl belirleniyor? Oyla. Seçimle. Bir ankettir yani referandum. Halkın istediği veya herhangi bir anket olabilir. Anket yani netice almak. Çoğunluk ne istiyor onu öğrenmek için yapılır. Vallahi referandum ben siyasetten anlamam. Bilmiyorum yani. Hani bilmiyorum dedim yani biliyorum da açıklamasını pek bilmiyorum. Vallahi referandum haberle ilgili bir şey olabilir mesela. Bir soykırım olabilir. Vallahi bilmiyorum referandum. Duymuştum da yani açılımını bilmiyorum. Referandum evet hayır diye söyleyebilirim. Referandum deyince ilk önce aklımıza evet hayır geliyor. Belli bir kanunun geçmesi için uygulanan seçim. Referandum halkın bir olaya karar vermesi. Referandum ne demektir? Halk oylaması demektir. Halka sunulması, verilecek kararların halka sunulması demektir bildiğim kadarıyla. Referandum bir oylamadır. Referandum halka sorulması kısmıca. Referandum başkanlık sistemi demektir. Vallahi bilmiyorum. Referandum... Ya bu siyasetle alakalı bir şey. Referandum millet ne derse o olacak. Ya evet derse ya hayır diyecek. Referandum budur başka ne? Referandum halk oylaması demektir. Halk oylaması. Halk oylaması bence. Yani insanların tercihlerini özgürce yansıtabildiği bir durumdur yani. Başka bir şey olamaz yani. İnsan referandum ya evet der ya hayır der. Referandum nedir? Referandum halkın testi yapmak. Ne diyeyim? Test etmek. Yani bir yapılacak olan bir yasayı evet mi hayır demek. Halkın oyuyla belli şeylerin ortaya çıkması, kanunların, maddelerin ortaya çıkması. Halkın seçime gitmesi, anayasadan geçen bir önerinin halkın seçimine gitmesi. Başkanlık demektir. Öyle mi? Referandum herhangi bir meseleyi halka sunmaktır yani. Halkın kabulü veya redde anlamlı. Referandum bilgim yok. Yani. Kendi fikrini bildirmek karşı tarafa bence. Evet veya hayır işte. Hani ya kendi bildirmek yani karşı tarafa. Hiç bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Yani bilmiyorum ki ya ben hiç şey yapmıyorum ya. Hiçbir bilgim yok yani referandumla ilgili. Siyasetle hiç ilgilenmiyorum ben. Halk oylaması. Valla bilmiyorum desem siz anlatırsanız ne olduğunu. Millete sormak yani evet hayır cevabını sormak. Milletin görüşlerini almak. Bilmiyorum. Kişilerin, siyasi iktidarların kendi düşüncelerini halka sorması sandıkla başında diye düşünüyorum. Referandum halk oylaması. Referandum kişilerin yani kendini belirtmesi demektir. Referandum evet hayır yeni anayasa. Referandum halka gitmek demektir.
halkın oyuna gitmek demektir. Toplumca milletin karar vermesi demektir. Belirli adımlarda karar vermek millete düşüyor. Benim bildiğim bu kadar. Seçim tarzı bir şey benim bildiğim. Ya oy kullanılan. Referandum ya kimseye baskı olmadan herkesin kendi hür iradesini belirtebileceği bir sistemdir diye düşünüyorum. Halk oylaması. Referandum bir nevi evet hayır oylaması demek. Referandum yani bir kişinin istediği bir dönem varsa istediği bir şeyi seçmektir yani. Seçmek seçilmektir. Valla pek bir bilgim yok işin doğrusu. Referandum şey yani karşı taraftan şey istemek. Görüşme istemek değil mi? Referandum. Referandum halkın kendisi hakkında olabilecek olan bir kararı kendisine verilmesi, kendisi için doğru olanı seçebilmesidir.